çocuklar üzerinden siyasette saldırılır mı? Hem de sosyal medya teröristleriyle. Devletin istihbarat yetkilileri bu işler için kullanılır mı? Milletin namusuna saldırılır mı? Senin annen yok muydu? Senin kız kardeşin, karın yok mu kardeşim? Değerli basın mensupları, bugün Türk siyasetinde skandal niteliğinde bir dava dosyalarına geçmiş hadiseyi sizinle paylaşmak istiyorum. Ve bu açıklayacağım husus dava dosyalarından Türkiye'de vatandaşın ve siyasetin, siyasetçinin güvenliğinin, siyasi partilerin güvenliğinin ne durumda olduğunu gösterecek. Zafer Partisi'nin kurucularından ve eski genel başkan yardımcısı Adem Taşkaya arkadaşımız kendisine sürekli saldıran OD ile ilgili bir dava açtı. Çünkü bu zat hem Adem Taşkaya'ya hem bana hem Zafer Partisi'nin önde gelen isimlerine aylarca en ahlaksız iftiraları attı. Ahlaksızca, alçakça, psikopatça saldırılar yaptı Twitter üzerinden. 10 yaşındaki oğlumun fotoğraflarını yaydı. 10 yaşındaki oğlumun fotoğraflarını yaydı. Onunla ilgili suç duyurularında bulunacağını, polise ihbarlarda bulunacağını söyledi. İnsanların partimizin önde gelen isimlerinin namuslarıyla ilgili ahlaksızca açıklamalar yaptı sosyal medya üzerinden. Kendisiyle ilgili bu dava açılınca bakın mahkemeye ne ifade verdi. Emniyet İstihbarat 06.05.2022 tarihinde şahsımı WhatsApp'tan arayarak Zafer Partisi ve yönetim kadrosu aleyhinde bilgi, belge, delil elde etmek için benimle buluşmak istedi. 07.05.2022 tarihinde saat 14'te 3 kişilik özel istihbarat ekibiyle buluştum. Bana bu siyasi partinin ve yöneticilerinin devletimizin bekası için tehlike arz ettiğini, bunlarla mücadelenin sadece istihbarati operasyonel bazda değil, basın yayın ve sosyal medya yoluyla da yapılarak parti ve yöneticilerinin aleyhinde olabilecek hususları tekrar tekrar insanların beynine kazıyarak gündeme getirip paylaşmamın siyaseten etkili olacağı yönünde söylem ve tavsiyelerde bulundular. Ben de bu dediklerini birebir yaptım. Yine aynı şahıs, O.D., şöyle söylüyor. Sayın Soylu'ya istihbarati bilgi akışı sağladım. Kendisine nokta 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 numaralı WhatsApp hattından doğrudan bilgi verdim. Zafer Partisi yöneticisi kadınların onuruna, namusuna, her türlü alçakça iftirayı atan, erkeklerin şereflerine, küçük çocuklara pusu kuran bu adamın, adam dememe bakmayın, sadece lafın gelişi, İçişleri Bakanı'yla ve istihbarat dairesiyle İlintili olduğu kendi açıklamalarından mahkeme dosyasına girmiş ve bu konuda herhangi bir açıklama ve itiraz ne İçişleri Bakanlığı tarafından ve ne de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılmamış. Devam ediyor. Ben Ümit Özdağ ve Adem Taşkaya ile görüşen emniyet ve MİT mensuplarının listesini verdim. Bu kapsamda bağlantısı bulunan polis memuru İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Gerçekten benimle irtibatta olan bir emniyet görevlisinin irtibat benimle fotoğraf çektirmiş ya. Bundan yıllarca önce. Görevden aldılar. Vermiş olduğu isim bir tek o olabilir. Peki iş buradan bitiyor? Hayır. Başsavcıya ve bakın başsavcıya hitaben bir dilekçe veriyor. Ve dilekçede diyor ki, bu davaya takipsizlik kararı verilmesi gerekirdi. Cumhurbaşkanımızın sözü var. Yargıyla sorunu olan bize başvursun dedi. Külliyeye giderek şikayette bulunacağım. Külliyedeki nokta nokta noktaya durumu aktardım. Ön görüşme yaptım. Bunun üzerine arkadaşlar, dosyada tanık bile dinlenmeden, duruşma yapılmadan beraat kararı verildi. Zafer Partisi'nin operasyon çek. İnsanların şereflerine, namuslarına ahlaksızca saldır ve bunu da İçişleri Bakanı'nın emriyle yap. Bu İçişleri Bakanı da Türkiye'de hala bakanım diye dolaşsın. Karşı karşıya olduğumuz durum budur. Sosyal medya teröristleriyle işbirliği yapan bir İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürlüğü var. Eğer bu adam bir yalancıysa ve sizin de adınızı karıştırıyorsa çıkın,
Okan'ın ahlaksız bir yalancı olduğunu, iftira attığını kamuoyuna açıklayın ve kendisi ile ilgili dava açın. Eğer bunları yapamıyorsanız dava dosyasına geçen bütün beyanların doğru olduğunu kabul edersiniz. Evet, Türkiye'de siyaset yapmak Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu, AKP'nin iktidarda olduğu bir Türkiye'de böyle oluyor. 10 yaşındaki çocuğunuz üzerinden size saldırıyorlar. Bunu da kim yaptırıyor? Süleyman Soylu yaptırıyor. Süleyman bak, benim seninle çok kavgam oldu. Ama hiçbir zaman seviyeyi düşürmedim. Hiçbir zaman senin akrabaların üzerinden, senin oğlun üzerinden sana herhangi bir ithamda bulunmadım. Üstelik senin oğlun 10 yaşında da değil. Üstelik senin oğlunla ilgili ortada o kadar çok ifade, o kadar çok kriminal açıklama var ki. Ama yakışmaz diye yapmadım. Ayıp değil mi? 10 yaşındaki çocuklar üzerinden siyasette saldırılır mı? Hem de sosyal medya teröristleriyle. Devletin istihbarat yetkilileri bu işler için kullanılır mı? Milletin namusuna saldırılır mı? Senin annen yok muydu? Senin kız kardeşin, karın yok mu kardeşim? Ha? Böyle ahlaksız heriflerle nasıl işbirliği yaparsınız siz? Yalansa çıkın söyleyin yalan olduğunu. Ama yalan olmadığı için şimdiye kadar ağzınızı açıp konuşamadınız. Hala mahkeme dosyalarında bunlar duruyor ve siz ağzınızı açmıyorsunuz, kımıldamıyorsunuz. Evet sayın basın mensupları. Durum ne yazık ki bu. Bunun hesabını soracağız. Bunun hesabını soracağız. Bu burada kalmayacak. Zafer Partisi bunun hesabını bu sosyal medya teröristinden, bu sosyal medya teröristini tetikleyen, bize saldırtan Süleyman Soylu'dan, Süleyman Soylu'nun yanındaki o devlet görevlisi kılıklı adamlardan hepsinden soracak. Sorularınız varsa cevaplandırırım. Bulunacağız tabii. Bulunacağız tabii. Bakın Süleyman Soylu'nun daha önce bana yönelik bir suikast girişimi içerisinde olduğu bilgisini MİT müsteşarıyla özel yazıyla paylaşmıştım. MİT müsteşarı bu yazıyı Süleyman Soylu'ya iletmiş ki devlet geleneğine aykırıdır. Yapılmaz böyle şey. Bunu burada açıkladım. Özgür basın olduğu için hiçbiriniz yayınlamaya cesaret edemediniz. Bir İçişleri Bakanı ile ilgili bir siyasi partinin genel başkanı ve milletvekiline yönelik suikast ihbarı Milli İstihbarat Teşkilatı'na bildiriliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı bunu araştırması gerekirken söz konusu bakana elden iletiyor. Ve siz basın mensubu olarak bunu yazamıyorsunuz. Yazacağınız bir Türkiye'yi 14 Mayıs sonrasında kurmak için mücadele ediyoruz. Bu kadar rezil bir durumla karşı karşıyayız. Suç duyurusu mu? Yapacağız. Sonuç ne çıkacak? Böyle başsavcıların, tehdit yiyen başsavcıların olduğu yerde ne sonuç çıkar? Hiçbir şey çıkmayacak. Çünkü adalet yok bu ülkede. Ondan sonra soruyorsunuz. Neden Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na yürüdü? Adalet Bakanlığı'nın olmadığı, yargıçların olmadığı, Cumhuriyet'in savcılarının kalmadığı bir ülkede annenize küfredilirse siz de yürürsünüz. Evet. Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar.